Galaksi hoş geldiniz. Bugün bir değil, iki değil, üç değil, dört tane konuğum var. Evde ekibi Sedef, Nova, Birkan, Can. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkesin keyfi yerinde mi? Ne var ne yok? Vallahi güzel. Vallahi biz deli bir koşturma içinde. Evet, dört kişiyle röportaj yapıyoruz. Öğrenin. Ben de şu ilk defa bir şey yapıyorum. Biraz. Can sendeyiz. Senle başlayayım hadi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel, yolunda. Bugün uçum çıktı, ona bir uyuz oldum. Yakında klip çekimi var. Gezmeye çıktık. Geçen mix'ten sonra verse'ü tekrar kaydettik. Böyle bir şey yaşadık. Yani şarkı bitti, mixlendi falan. Sonra dedim ki bu şarkının sözleri değişmeli deyip tekrar girip baştan okudum. Sonra bütün o kaydı kullanmaya karar verdik. Peki Sedef, senin nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda gibi. Oturuyorum. Kitap okuyorum. Bir karantina pazarı daha. Yapıyorum. Evet. Deliriyorum arada bir. Bu şekilde geçiyor. Peki bir de son olarak Nova ile Birkan yuvasına dönelim. Onlar da nasıl, ne var ne yok? Sendeyiz. Ya biz de işte mücadele içindeyiz ya. Bir yere kadar getirdik. Yapılan işler var. Bizim de önümüzde Şubat'ta çıkacak, Nisan'da çıkacak işler var. Onların işte klipleri, kayıtları, onlarla uğraşıyoruz. Hazırlıkları devam ediyor. Evet, aynen devam. Şimdi çok azıcık hepsinin başında karantina talk dedim ama aslında korona konuşmasını azıcık konuşup onu paketleyip hemen evde albümüne geçelim istiyorum. Sırasıyla bu sefer Sedef'ten başlayalım. Aslında karantina demeyeceğim çünkü karantinası da kalmadı artık. Yani hayatımızın bir normali gibi oldu bu iş. Yani senin dönüştürdüğü kısmı merak ediyorum. Herkesten kısa kısa, hani bu koronanın hayatımıza bir senedir kattığı veya aldığı şey, dönüştüğün şeyle alakalı kendinde gördüğün veyahut da sana hissettiğin neyse, hani bununla alakalı bir ufak bir düşünceni almak isterim. Aslında yani karantinadan, koronadan önce de zaten kendimi bir şeylere sürekli koşturuyormuş gibi hissetmenin sıkışmışlığını yaşıyordum. Korona açıdan bence tam zamanında ve güzel geldi. Çünkü tam olarak böyle bir şeye ihtiyacım varmış gibi hissediyordum. Oturup değer yargılarımı tekrardan gözden geçirmeme, yaptığım şeylerde, hayatta var olma biçimimde beni memnun eden ve memnun etmeyen şeyleri tekrardan değerlendirme fırsatı buldum. O açıdan geliştirici ve büyütücü bir deneyim oldu diyebilirim. Birkan, Nova, sizde nasıl? Bu süreç size ne kattı, götürdü veya ne bileyim işte iyi geldiği yanlar da var herhalde ama. Yani bana önce bayağı kötü geldi. Hatta ben herhalde şu ana kadar girdiğim en büyük depresyona girdim diyebilirim. Bir de bu süreç içerisinde beni en kötü etkileyen şey de konser olmamasıydı. Yani hani elim kolum yokmuş gibi, sanki yapabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi hissediyordum. O kötüydü. Bir de cebimde yeni bir şarkım da yoktu. O yüzden hani hemen şu an bir şey yapmak zorundayım gibi bir hisse kapıldım. O beni bayağı kötü etkiledi. Birkaç ayım kötü geçti açıkçası, yalan yok. Sonradan işte madem öyle bu dönemi yadırgamayayım, hani bu dönemle ilgili, bu hissiyatlarla ilgili bir şeyler yapayım falan derken yavaş yavaş aslında yeni şarkılar filizlenmeye başladı. Daha farklı bir kafada. Şimdi de onlar biriktikçe şimdi onları yayınlıyorum. Öyle olunca en azından elimden bir şey geliyormuş gibi hissettiğim için o duygu durumundan çıkabildim herhalde diye düşünüyorum. Adapte olmuşsun aslında yani bir şekilde. Evet, yani şarkı yayınlamak hakikaten iyi geldi. Böyle aslında albüm de o açıdan bize bence bayağı bir hareket getirdi yani ruhsal evet, en olarak. En güzel şey belki de sizin için. Bu dönemi hatırlamak için en güzel anısı bu. Peki Birkan, seninle de aslında biz bu dönemde konuştuk ama tam başıydı. Evet. Gökhan'la beraber bir şarkınız vardı. Onun için bir araya gelmiştik. Evet. Habersizlik, her şey güzeldi, dip dibeydik falan. Maske yoktu. 1,5 ay sonra hayatımız değişti. Senin nasıl geçti o bir senen? Ne bileyim, ne aldın, ne verdin? Ya dediğin gibi aniden oldu. Yani birdenbire sanki hani bir gece önce haber verilip ertesi günden itibaren yaşanan uzun bir karantina süreci varmış gibi hissettim ben de. İlk başlarda yani kaç ay olduğunu hatırlamıyorum ama sabah uyanınca hatırlayıp hayır ya hani şaka hani böyle değildi falan diye kendi kendime çok söylediğimi hatırlıyorum ciddi anlamda. Sonra asla bitmeyecekti zaten bu. Yani şu anki psikolojiye geldim. Ben biraz hızlı adapte oldum sanırım. Kendi kendime yetmeye çalışan
hani biriyim genelde. İşte az da hani az çoktan fazladır söylemini kendim adapte etmeye çalışıyorum hep zaten. Onun için benim yardımcım oldu biraz bu süreç. Ama hani işlerimize devam edebildiğimiz için biz sektör anlamında da yani üreten müzisyen anlamında baktığımızda evde kaydedebiliyoruz. Ya da işte en kötü yoğun önlemlerle stüdyoya gidebiliyoruz gibi. O yüzden şarkı yapıp şarkı kaydedebildik en azından. Yani benim ben az şarkı yaptım herhalde ama kaydedecek çok şarkım vardı. Bir de böyle bir şey var. Az mı çok mu yani? Bu da yani sizin yerinize kendimi düşününce gerçekten Nova'ya hak verdim yani şu an. Evet yani şey zor bir psikoloji ya. Şu an şarkı yaptım, şu an yayınlamak zorundayım. Hemen o yüzden bir şey yapmak zorundayım. Hissi çok kötü zaten yani. Bir kanal açıdan çok şanslı bence yani. Yaptık tabii ya, şarkılar da yapıldı. Güzel, hani kendimi çok iyi hissettiğim ve geliştiğimi hissettiğim şarkılar da yaptım bu süreçte. Üzüldüm yani, tabii ki üzüntü anlamında verimsizdi ve yaralayıcıydı ama hep elden bir şey gelmediği için ne yapabiliriz Evet, odaklanıp, sıkıntı o. Yapacak bir şey yok o o anlamda, yüzden haklısın. akıl sağlığını korumaya çalıştım yani genelde. Böyle gidiyor bakalım. Peki Can Bey, sizde neler oldu? Ben de Birkan'a katılıyorum ya. Ben de böyle bir azla yetinmeyi severim yani. Hani tam ben bu sırada Ocak'ta falan bu stüdyoyu kurmuştum. Sonra karantina gelince dedim ki yani madem buradayım hani ben de burada bir şeyler kaydedeyim, yapayım falan. Önceden olan şarkıları toparladım. İşte bir Armut Ağacı diye bir albüm yapmıştım falan. Evet, biz seninle bunu konuştuk. Bir tane Aynen. söyleşimiz var bununla alakalı. Ama tabii yani organik iletişimim diye yani arkadaşlarla işte müzisyenlerle organik iletişim kısıtlandığı için biraz kısır bir albüm olmuştu biraz. Hani çünkü suni döndü yani albüm. Zoom üzerinden ya da işte kanal attım onlar geri attılar falan. Birlikte jamming yapamadık Evet, o büyük bir falan. olan, O haklısın. sıkıntıydı. Onun acısını da işte şeyde çıkardık yani. Evet, bu evde albümü herhalde onun Evde için gerçekten iyi bir albümde makara çıkardık yani. çıkartmışsınızdır. Gidip böyle bütün tatil, jamming falan her şeyi oraya yığmaca falan eğlenceli bir mevzuydu yani. Of çok Ya ben güzeldi hızlı ya. adapte olduğumu düşünüyorum şahsen. Evet güzeldi ya. Ben aslında ben bir iki tane daha buralara dair sorum var ama bunu biraz sona bırakacağım. O yüzden direkt albüme geçeyim. En güzeli bu. Hazır buraya gelmişken. Sedef sen bir şey diyordun. Ya evet. Albümü dinledikçe hep o Sapanca'yı, o evi hatırlıyorum ve bizim için çok garip bir şey oldu. Böyle zamanda yolculuk yaptırıyor resmen albüm benim için. Dinlediğim her şarkının Evet, bana da direkt o öyle geliyor. gününe, o Aynen. anına, o ambiyansına gidiyorum. Çok değişik, güzel bir şey. Şey, biraz tabii enteresan bir örnek olacak ama askerlik yapanlar belki biraz daha bunu anlayabilir. Yani askerdeki yaşadığım şeyler bazen hala aklıma geliyor yani, böyle hani kötü anlamda demiyorum. İşte o dönemde dinlediğim bir şarkı, ne bileyim o dönemde duyduğum bir haber. Şimdi sizin de öyle bir kendince bir küçük koğuş arkadaşlığı gibi bir havada var ya evin içerisinde tabii ki de. O yüzden Aynen. şarkıların size Birkan hissettirdiği benim öyle asker bir hava arkadaşım olabilir. ya. Çok net. İlk okuduklarım ve aldığım bültenlerle alakalı anladığım kadarıyla fikrin kıvılcımı Can'la başlıyor. Nasıl başladığını senden biraz istersen Can alalım, ondan sonra sorularda ilerleyelim. Nasıl başladı? Ya benim hafızam çok kötüdür herhalde. Ben zaten Cana ben bir her gün bize zaman geldi. aynen. Anlat anlat. Anlat Sen anlat. anlat. Cana bir gün bize geldi. Pandemiden sonra herhalde ikinci kez ya başladıktan sonra ikinci kez görüşebiliyoruz. Hani aylar sonra falan öyle bir durumda. Ondan bir öncekinde ben Cana'ya gitmiştim ama Cana hani kaç aydır insan görmüyor da hatırlamıyorum. Böyle bir de böyle bir şey var. Hadi müzik yapalım falan. Hani böyle inanılmaz böyle hızlı çalışan bir beyinle Evet böyle. ya 5 aydır biriktirdiğim her şeyi söyledim falan böyle bir anda. Aynen. Sonra bir sonrakinde Görüşmüşsünüz. Cano bize geldi. Orada da şey oldu artık hani Bir de dedi bize bakalım diye. Ben nasılım canım. falan. Şey dedi hani ben çok sıkıldım. Çok daraldım. Hani madem bir yere kapanıyoruz bir de biz dip dibe oturuyoruz yani 5 dakika mesafe var aramızda. Madem öyle hani hep beraber bir yere kapansak da albüm yapalım bir şey yapalım falan böyle derken bir anda böyle şimşekler. Aa, hadi o zaman biz kapanalım, albüm yapalım.
Ve o albümle de yani en sonunda bize ana olmuş olur en azından diye düşündük. Birazcık da şey de aklımızdaydı. Pandemiden dolayı hiçbir şekilde bir kazancımız da olamadığı için konser anlamında. Hani bunun nasıl altından kalkacağız bir ay boyunca? Hem kendi kiralarımızı tabii ödeyip hem de başka bir hani rahatça ses yapabileceğimiz bir eve gidip nasıl bunu karşılayacağız falan diye düşünürken o noktada Universal devreye girdi ve elimizden tuttu diyelim. derken Sedef'i aradık. Sedef de saniyesinde çok pozitif bir tepki verdi. Direkt hadi evet hadi yapalım falan diye. Derken biz hızla her şeyi planlamaya başladık. 5 ay sonra hayata geçti. Evet. Peki, planladık şey... mı 5 ay sonra anca oldu yani. O kadar oldu mu ya? Ben 5 ay sürdü evet. Yani havuza giremedik oğlum. Biz can... tatil diye planladığımız evet. şey. Doğru aynen. Hava biraz sıcak. Tatilde hiç alakası olmayan bir şeye dönüştü. aynen evet. Ya. Biz Can'la YouTube'da Olak Ses için bir işte Armut Ağacı için bir söyleşi yaptığımızda bana şey demişti. Şu an stüdyosunu biraz değiştiğini görüyorum ekrandan. En azından dolaplar falan gelmiş. Solda dolap var mı hatırlamıyorum ama birazcık ses konusunda böyle bir hafif soldan geliyorlardı işte. Sesi açıyorum üstten diyorlar. Yani ne yapayım evdeyiz zaten falan gibi. O ses konusunda biraz kafayı takmıştı anlıyorum yani. Sanırsam bunun özgürlüğü dördünüzün bir arada olmasından da ziyade rahat rahat yani böyle aman birisi rahatsız olacak kaygısı olmaksızın da yapılan yani işin birazcık da başlangıç noktasında bununla alakalı bir şey okuduğum için oraya bağlamaya çalışıyorum kendimi zorlayarak. Bunun da bir etkisi var değil mi Can? Bayağı etkisi var. Ben daraldım şehrin içinde ya. Ben ses yani mesela iki üst katta bizim şarkıları falan takip eden bir çift var. Diyorum ki yani bir üst katla yer değiştirseler ne güzel olur ya. Hani yani altımız boş çünkü. Üstümüzde bir tek sıkıntı var. Yani keşke hani üstte tanıdık olsa, yanda tanıdık olsa falan hiç problem olmayacak. Bangır bangır takılacağız yani. İstediğim şey o şehrin içinde olup ses yapabilmek istiyorum yani. Ya işin doğrusu iş bölümünü nasıl yaptığınız demin biraz Nova anlattı ama yani en azından hani dördünüzün olması konusunda. Hakikaten de iş bölümünü nasıl yaptınız? Yani kimin ne çalacağı, yani o sinerjiyi nasıl bir anda kurdunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla aranızda grup tecrübesi yani bir tek bir İlkan'da var diye tahmin ediyorum. Yani grup müziği yapmak başka bir şey ya. Birbirinizi tanısanız da zor bir şey olsa gerek. Arkadaşlık bir yana iş başka tabii. Oradaki iş bölümünü nasıl yaptınız? Herkes nasıl birbirine uydu filan? Hani oraları biraz... Sedef senle başlayalım istersen. Sonra belki aradan Birkan'a atlarız, ilerleriz öyle. Yani aslında kısıtlı bir süremiz olduğu için şarkılar birazcık herkesin oraya cebindekilerle gitmesi ve birbirimize dinletmemizle başladı. Yani yarım kalan şarkılarımız, yeni başladığımız birkaç tane birbirimize çaldık ve kolektif bir şekilde seçtik üzerinde çalışacağımız şarkıları. Bir tane istisna var sanırım. Yanlışsa beni uyarın. Bir yol buldum, sıfırdan çıkan tek şarkı o evden. Çıkış şarkınız. Evet. Gerçekten hani %100 kolektif ve o evden çıkmış olan tek şarkı ama onun haricinde aynen. Hepsi üzerinde beraber çalıştık. Kiminle çalacağını yani aslında biraz belirsizdi. Kendi kendine gelişti ortalıkta. Başkası bence lafı almalı burada. Ya, yani ya herkes zaten sevdiği enstrümana takıldı. Hani böyle yani işte Nova şey elektrik piyano almıştı yeni böyle Korg'un güzel bir elektrik piyanosunu almıştı. Onun sesine zaten çok iyiydi yani. O direkt onda takılmaya başladı. İşte ben zaten bilgisayarın başına oturdum. Alışkın olduğum yer o yani. Hani Ableton'un başına takıldım. İşte Novation'ı da sevdi Nova mesela. Bass synthesizer'ı vardı bir tane. Birkan da zaten Fender elektro gitarı aldı. Elinde bir sürü pedallar vardı. Herkes böyle doğal olarak yapıştı yani. Evet, o kendiliğinden şeyin. Gelişti yani. Bildiği yani en işini aslında sen şunu seç falan girmiş. Olmadı yani. Hani herkese ben bundayım ya falan. Ya sanki yani. Böyle hani daha önceden konuşmuşuz da eve gidince herkes tamam işte ben buradayım zaten. Zaten böyle konuşmuştuk ya falan gibi aynen. Oldu. Yani aynen. O mesela yani, beni en çok şaşırtan şey yani. Olmuştu. Çünkü çok az şey konuştuk biz eve giderken. Yani ne yapacağımızı çok bilmiyorduk. Hani bizi, belirsizlik çok büyük. Bizi neden neyin beklediğini bilmiyorduk. Bayağı belirsizlik vardı. Sadece şey vardı yani 21 gün kalacağız. 8 şarkı yapmamız lazım. Bu kadar. Bir de işte... Hayır, risk yani. 2,5 günde bir şarkı demek evet. Bu arada. Bu evet. Çok büyük bir ama şarkı.
4.30-5 gibi Evet. girdik biz eve. Gerçekten de öyle. Salondaki evi şöyle baktık, ne var ne yok işte, odalar şu, ben şurada kalırım, sen şurada yatarsın falan bilmem ne. Salondaki yaşam tarzını biraz değiştirdik. Kendimize uygun bir masa belirledik, diğerlerinin hepsini bir odaya yığdık. Akşam 9 gibi o gün çalmaya başlamıştık biz. Yani içimizde evet, hem aynen. Çok güzel. Evet, hem iştah bayağı vardı. Bayağı dedikesiniz gerçekten de. Hem Bu kendimizi biraz çok iyi hissediyorduk. Yok yani. Hem karnımız toktu. Biz hamburger yemiştik yolda gelirken canıyla. yani her şeyimiz vardı. O yüzden hızlıca başladık yani. Bir de şey yani kendiliğinden gelişince her şey daha güzel olur ya. Hakikaten öyle geçen bir 21 gündü yani. O açıdan da şanslıyız. Tabii, akmasa akmayabilirdi yani gayet. Evet. Ya akar tabii ki de yapmaya. Ya nasıl başladı önemliydi aslında. Yani hani ben, yani sonuçta bir yerde bir şekilde dahil olup şekillenebiliyorsunuz ama nasıl başladı önemliydi bence. Ona hani iyi başladı ve daha sonra olan herkesin psikolojik değişimleri konuya adapte olabildi. Yani hiçbir şey aykırı durmadı o saatten sonra. Evet. Yani kötü ben de kötü bir şey değil ama hani pardon. İşte Birkan'la Sedef bana biraz hani sonlara doğru daraldılar gibi geldi. Onlar daha böyle hani introvert dediğimiz yaşam tarzına sahipler gibi hani. Evet o. Yani onlar şey oldu yani sonlara doğru olduğu için tahammül edebildik yani onlara. Doğru, aynen. Peki ya aslında herkes gibi ben de bu böyle bir albüm beklemiyordum. Beklemediğimden kastım tarz olarak yani daha akustik vari ne bir bekliyordun? Şey evet mesela bekliyordum merak gerçekten de. Ve albümün hiçbirinde nasıl bir şey pardon kaçırdım daha ben. Akustik vari bir şey bekliyordum. Ve yani özellikle de dinlemedim son ana kadar. Yani çıktığı gün her şeyi dinlemek istedim arka arkaya. Zaten ilk şarkıdan yani Sedef'in Keyfim Yerindeyle böyle bayağı beni şaşırttı yani. Hiç beklemediğim bir altyapılı şarkıyla başladı. Ve devamı da öyle gitti yani. Arada akustik şarkılar var tabii anlıyorum ama yine de albümün tamamı yani çok genç, modern, işte adına ne koyarsanız yani tam günümüz evde yapılmış olmasından da bağımsız. Böyle işler pek yok artık. Hani var belki yurt dışında yani yerel de var herhalde örnekler ama bir bütün olarak böyle bir albüm ben şimdiye kadar pek dinlemedim. Deneysel bir albüm oldu. O yüzden bu ters köşe hali orada geliştiğini tahmin ediyorum. Siz yani evden çıkıp oraya giderken böyle bir şey yapacağız diye bir fikir bilmiyorum ne kadar vardı aklınızda. Ya böyle evet, fikir yoktu. Yoktu ama. Hatta sonradan şeye de şaşırdık yani melez bir şey çıktı ortaya. Hepimizin tarzının karışımı bir şey çıktı diye. Bayağı da heyecanlandık hatta oradayken yani. Bize ya ama şey belliydi oldu. Tabii yani oraya götürdüğümüz enstrümanlar sonuçta belliydi. Yani tabii. Elektronik enstrümanlar çoğunluktaydı yani. Her şeyi götürdük gerçi. Akustik gitar da vardı bir sürü işte elektro gitar vardı falan. Hepsi de kullanıldı aslında. Evet her şey vardı da yani mesela şey olabilirdi atıyorum. İlk birkaç gün... Söyle. İlk birkaç gün yaptığımız jamminglerde aslında beğendiğimiz sesleri keşfettik evet. Ve kesinlikle hani albümde genel olarak kullanacağımız sesler ilk birkaç evet. gün içinde ortaya çıkmıştı. Aynen. Ya şöyle netlikler vardı. Full akustik bir şey yapmayacağız. Evet. Bunu hatırlıyorum. Ve akustik davul götürmediğimiz için ve çalan biri olmadığı için aramızda o davulun zaten bilgisayar ortamında olması gerekiyordu. Ve o altyapıya zaten elimizdeki enstrümanlarla orada Can'ın dediği gibi elimizdeki enstrümanlarla nasıl dahil olabiliriz? Olabildiğince yine elektrikli enstrümanları kullandık zaten. Yani bu dijital piyano, elektrik gitar, elektrik bas gitar artı synthesizer bas, sonra eliyle bazı kickleri var Sedef'in yaptı. Mikrofona bat bat vurarak. Evet. Yani her şeyi olabildiğince organik tuttuk. O yüzden böyle bir melez bir sound çıktı ortaya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir yol bulduğumu ben dinlerken tabii evdeyim işte mutfak yemek yapıyorum. Şarkı başladı çalmaya.
Evet, ilk defa dinliyorum. Böyle bir çivi sesi gibi bir şey var, böyle bir şey çik çik diye. Dedim ki herhalde bir şey sürtüyor beni. Hiç şarkıdan geldi, uzun süre anlayamadım gerçekten de. bu yani bilmiyorum, sizin içinizden birisinin yaptığı bir şey mi? Tahmin ettim çünkü acayip bir şekilde kulağım takıldı ona başta. Ne olduğunu anlayamadım. Zincir, şöyle bir yol buldum. Kolyeyi böyle... Zincir olan mı? Evet, aynen, evet. Şöyle yapıyorduk ya kolyeyi. Evet, benim kolyemi şöyle şöyle yapıp kaydettik. Bu kadar denemek. Sonra işte bazı korolarda böyle bayağı evin içine dağıldık. Yani onun görüntüleri var aslında da. Tabii o daha sonra servis edileceği için. Aslında o süreçte izlemek, ben merakla bekliyorum yani. Çünkü hani hiç o gözle bakmadım tabii resmin, büyük resme henüz odaklanamadık. Orada birçok şeyin cevabı var. Ya, koro hissiyatı olsun diye evin dört bir köşesine dağıldık. Aynı anda evin dört bir köşesinde tek bir mikrofonla söylerken falan kaydedildi bazı şeyler. Öyle şeyler denedik yani. Ya yağmur, yürüyüşe çıktığımızda yapraklara bastık, onları kaydettik. Yağmur yağdı, kaydettik. Onları kullandık şarkıların içerisinde. Sapancı'daki hayattan azıcık bahsedecek olursak. Yani şimdi sabah kalkıyorsunuz. Bazınızsınız da hani sabah insanı değildir belki yani. Abi dur bir iki dakika ayılayım ya, şimdi şarkına da yani bir duralım falan olmuyor mu? Veyahut da oradaki şey nasıl oldu? Hani veya öğlen mi daha aktiftiniz veya geceleri mi daha çok çalıştınız? Selef senle başlayalım hadi. Sabahtan başlıyorduk, akşama kadar, yatana kadar devam etti. Çünkü 8 parçayı 21 günde bitirmek... Çok ciddi hani, bir iş. Yani teorik olarak hayalimizde canlanan challenge'dan çok daha büyükmüş yani. Evet, ya bir şarkı için en az 5 hani gün lazım. Mesela şeyi hatırlıyorum. Yani. Evet. Sürekli çalıştık evet. Aslında. Askerliğe evet. Benzetmiş olmamız. Aynen. Evet. Şınav çekmedik. Bir noktada benziyordu. Evet. Çok keyifli olmasına rağmen sürekli hani hadi bakalım üst başı modu vardı. Çünkü evet. Acı öyle yetişiyordu. buna önce olan aynen. Da daha çok arkadaşım. Aynen. Proje yönetiminde deneyimli olan. Keyiflilik kısmında. Ya evet, o konuda ben biraz gazım ya. Görev bilincim fazla yüksek herhalde, bilmiyorum. Bir derleme toplama yani, sende var galiba anladığım kadarıyla. He? Bir derleme toplama hali yani, böyle hadi yapıyoruz veya ediyoruz. Hani o belli ki grubun o küçük de olsa bir liderlik ya, şeyi senden evet, geliyor galiba. Ki, biraz öyle oldu. Sonradan döndükten sonra ilk buluşmamızda bana itiraf ettiler. Biz hepimiz sen nasılsa toplanmamız gereken zamanda söylersin diye hiçbir şey demiyorduk. Aynen. Biz mesela kahvaltıyı yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, tamam mı? Böyle bir sessizlik oluyor falan. Hani bir kim gidelim hadi başlayalım diyecek falan, kimse demiyor böyle. De muhabbet, bir çay daha koyalım ya falan oluyor böyle. Sonra Nova'dan geliyor her türlü o, aynen. Evet, ne yazık ki. Hadi bir şarkıya mı baksak ya? Aynen. Cümle de bu. Bir baksak mı? Ufak ufak. Baksak mı? Peki, gidelim mi? Geçelim mi? Şeyi aslında, yani şu anki prodüksiyon aslında ufak bir prodüksiyon değil. Bayağı da hani maliyetli bir şey tabii şu yaptığınız şey. Sonuçta 4 tane sanatçının bu 20 gününü alıp bu işi yapmak bir maliyet elbette ki. Ama bir anlamda da şu an prodüksiyonlar artık bu dönem yüzünde hep evde olduğu için o büyük büyük prodüksiyonlardan birazcık daha böyle evde iş yaparak, evde üretme anlamında biraz daha müziğin evrildiği yer sanki buraya doğru gidiyor gibi. Yani single songwriter için belki böyle şey geçerli ama esas da müzik biraz oraya gidiyor gibi. Sizin bununla alakalı en çok siz bu işi yapıyorsunuz. O yüzden en iyisi cevap verirsiniz bence. Yani bence bu teknolojinin gelişmesi bayağı iyi ya. Bizim böyle tası tarağı toplayıp istediğimiz yere gidip kayıp yapabilme olasılığı çıkması, ben direkt bunu bir fırsat olarak görüyorum yani. Bu zaten bu teknoloji geldiği anda dedim ki yapalım yani. Bunu hani gidip orada kaydedebiliyoruz albümü. Bunu yapmalıyız. Böyle bir şey yapılabiliyorsa kesinlikle yapmalıyız yani. Ve bunu hatta ben diyorum ki bir tane projeyle kalmasın bu yani. Ben bunu her sene yapmak istiyorum yani. Devamlı yapmak istiyorum. Evet, son sorum da buydu aslında. Bu herhalde bir kere yaptınız ama bence bunun tabii meyvesini alacaksınız elbette dinlendikçe. Devamı gelir diye tahmin ediyorum. En azından sizin aranızdaki bu anlaşmanın verdiği enerji bence buradan öyle gözüküyor. Cevabını azıcık almış gibi olduk aslında ama. Yani sadece birbirimizle yapmak zorunda değiliz. Ben bunu genel olarak yapmak istiyorum. Hani Birkan falan da bence yapar bunu. Nova da yapar. Ya başka insanlarla da yapmak güzel olur bence. Ama biz birlikte bir proje olarak da masada duruyor yani o. Konuşuluyor. Değil mi? Konuşuluyor mu? Sanki konuşuldu.
Evet, bize yani öyle mesajlar iletiliyor ama tabii süreç gösteriyor Bakıp bunu. değerlendireceksiniz tabii şimdi öyle her şeyi Evet. demiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi 8 tane şarkı var. Hani her birinde sonuçta vokali her birinde birisi. Herkesin 2 tane şarkısı var gibi yani. Kısa kısa şarkılarla alakalı hani bir olay olabilir, şarkının sözü olabilir, anlatışı olabilir. Keyfim yerinde. Şarkıya dair böyle kısa kısa ne söylemek istersin? Keyfim yerinde. Benim akustik olarak arkadaşlarıma çaldığım ve sözleri yarımdı sanırım o sırada. Orada devam ettik ve sound'u aslında tamamen oradan çıkan bir şey oldu. Birkan gitarları ve baslarıyla aslında şarkıya o esas groovy havasını veren şey Birkan'ın tamamen dokunuşuydu bence. Başka ne söyleyebilirim şarkıya dair? Oradaki modu çok güzel anlatıyor. Bu biraz tesadüf de oldu sanki. Geçelim. Zor durum. Birkan Bey sizdeyiz. Zor durum benim ya eski bir şarkımdı aslında. 2015 ya da 16'da yapmıştım. Ama tabii ki aşırı yalın ve ne olacağını bilmediğim hani kendi boşluğumda süzülen bir şarkıydı. Ben de oradaki sound'a adapte edebileceğimizi düşündüm o şarkıyı. Ve sadece dediğim gibi akustik hali vardı. O şarkı zaten iki ya da üç part gibi algılayabiliriz zor durumu. İlk partından sonraki bölüm tamamen orada gelişti. İlk yaptığımız şarkı oldu evdeki. Prodüksiyonla ilk oturduğumuz şarkı oldu. Diğer şarkılara önce olabilecek materyaller bulduk. İlave edebildik o şarkının içine. Orada keyifle yaptığımız bir şarkı oldu. Yani hikayesi de gerçektir. Zor durumda yazılmış bir şarkı. Şehrin Işıkları, albümdeki en sevdiğim şarkıdan bir tanesi. İntrosuna hasta oldum. Zaten albümdeki introlar bence inanılmaz. Yani bazı introlar gerçekten sırf acaba enstrümantal de mi çalsalarmış falan gibi düşündüm bazı şarkıları. Evet, Şehrin Işıkları da dinleyebiliriz. Valla Şehrin Işıkları benim iki akor yazdığım, baya bir sene önce yazdığım bir şeydi. Baya böyle uyku düzenimin bozulduğu bir günde, boş takılırken falan gece yazdığım bir şarkıydı yani. Tam olarak da şarkı bundan bahsediyor zaten. Düzenimin bozulduğundan falan. Introsunda Peki sound da öyle miydi yoksa orada mı evrildi sound bu sound öyle haline? değil tabi. Sound'u Birkan'ın o gitardaki şeyi dokunuşlarıyla evirdik. Yani gitarın üstüne biraz build up ettik onu. Sonra bir tane EQ cutoff verdik işte o girişte o introyu çok güzel yapan şey o bence. Gitarla birlikte işte o groove oturdu yani. Sonra sözleri döşedik. Birkaç memnun olmadığım yer var şarkıyla ilgili. Yani şu an girsem düzelteceğim bir şeyler var. Bir yol bulduğuma geliyorum. Aslında demin söylediniz bu şarkı orada çıkan kolektif beraber yaptığımız şarkı diye. Uzaktan bakmak kolay. Yani bana şarkıyla alakalı çok şey anlatıyor bence ama herkesin her şeyi bilmesi ama bilmediği her şeyi de biliyormuş gibi davranmasıyla alakalı. En azından ben öyle hissettim. Söyleyen kişi Nova ama tabii anladığım kadarıyla hepinizin içinde olduğu bir şey var. Belki Nova başlasın. Arada siz de isterseniz bir şeyler söylersiniz tabii. Yani melodiyi aslında biz ilk günümüzde bulduk. Ben çok gaza gelmiştim böyle. Bir dakika bir dakika durun falan diye böyle o şeyler videolar duruyor. Hadi bundan bir şey yapsak keşke diye. Aslında şarkı o yüzden bana kaldı gibi oldu böyle. Hani işte bir de Nova'nın şarkısı vardı. Bak onu da yapabiliriz, onu da yapabiliriz derken öyle bir şey olmuş oldu. Sözleri hep beraber yazdık. Hatta en başta ya ne yapsak acaba diye düşünürken böyle nakarat melodisi sadece aklımızda vardı ama daha sözleri bürünmüş değildi. Şarkının ruhu var ama o ruhuna neler anlatması gerektiğiyle ilgili bir fikrimiz yoktu falan. Derken Birkan böyle elinde gitar bir akşam böyle kayboldu. Bahçede dolaşıyor kendi kendine. Geldi bir noktada ve verse yazmıştı işte bazen kafam karışıyor hayat boyumu aşıyor ama bir yol buldum kendim oldum diye böyle bahçedeki havuza baka baka aklına öyle bir fikir gelmiş işte orayı yazmış.
Sonra üstüne birazcık geliştirmeye başladık. Hani tamam okey, bir zaten şey bir havası da var. Psychedelic bir havası da var. Buna hani bir varoluş temalı bir şarkı yakışır. Hani öyle bir söz olması yakışır falan diye. Bu yarısından sonra gelen yıktılar çünkü yıkmak yapmaktan kolay kısmı da çok sonra, belki sonlarına doğru o 21 günü bir gün akşam hadi ya bu şarkıyı da bitirsek güzel oluyor gibi diye oturduğumuzda başına çıkmıştı. Ben onu yazarken çok şey burada, daha çok... Burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, kulaklığımız sende. Geliyor. Geliyor mu? Evet. Söylese. Evet, tam evet. Olarak bu sözlerle alakalı ben sonradan fark ettim ki biz oradayken bir gün şeyi inceledik. Ekşi Sözlük'te bize yazılan kötü yorumlar ve ona dair bir şey konuştuğumuz bir gün vardı, hatırlıyor musun? Ve insanların ne kadar yıkıcı olabildiği, sebepsiz yere yıkıcı olabildiği üzerine aramızda geçen bir konuşma vardı. Bir şekilde orayla bağlantılı olacağını düşünüyorum o sözlerinde çıkmış olmasının. Zaten işte evet, ben onun üstüne yazmıştım onu. Hatta böyle o sırada işte Leo bir yandan o süreci çekiyor falan. Ben de şey demiştim, işte bu Ekşi'deki o yorumu yapan kişiye gelsin madem bu sözler falan diye. Demek yani bunu göreceğiz oturduğun videolarda. Oturduğun yerden konuşmak çok kolay yani, yapmadıkça. Ben ona istinaden düşünmüştüm o sözleri yazarken, ama sonra bir şarkının geri kalanlarını da tamamlayınca ya böyle iş bölümü çok acayipti yani. Mesela herkes belli bir bölümü yazdı falan. En sonunda Can'a böyle ufacık detaylarla birkaç kelimeyi düzeltip bütün o parçaları bir bütün haline getirmişti. Onda mesela şarkı şey gibi de oldu. Kendi kimliğini doya doya yaşamak isteyip de başka hiçbir şey umursamayan, belki bir queer birinin gözünden falan da anlatılabilen bir hikayeye dönüştü aslında. O yüzden aynı anda çok fazla yere dokunuyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Bence o açıdan çok güçlü bir şarkı oldu. Mutluyum yani. Çıkış şarkısı seçmenizdeki sebep ya neydi? Bir de normal. Yani bizim yola çıkmamızda da hani dört müzisyen birçok şeyi rafa kaldırıp evden çıkarken evde bıraktığımız kişiliğimizle, kimliğimizle ilgili birçok şey var aslında. Bunu açık açık kendi aramızda hiç konuşmadık ama yani herhangi bir şey için zaten minimum iki kişi yanına geldiği zaman bu bazı şeyleri bir kenara bırakmanız gerekiyor ya, hani boş bir araziye nereye ağaç dikelimi tartışırken bile bunu yapmanız lazım. Bu güç, birlik, beraberlik vurgusunu önce kendimize, daha sonra da bizi takip eden insanlara yani ulaştırmak istedik aslında. Biraz da o şarkıya da o düşünceye de hizmet eden bir şarkı oldu. Keza klibi de hiç daha önce düşünmedik ama klibi de iyilerin kazandığı ve bizim bir ekip oyunuyla haklı çıktığımız bir süreci anlatan senaryoda birleşti. O yüzden yerini buldu yani. Klipte yani daha önce kendi aramızda konuşmayıp yapımcı, klibin yapımcısı ve yönetmen arkadaşla Can Özen ve Umut Bayoğlu ekibiyle konuştuğumuzda yine şarkıyı kurgularken değindiğimiz noktaları onlar da değindiler. O yüzden şarkı ve klip birbirini tamamlamış oldu. Bu da bizi gönülden mutlu etti efendim. Ben harika. De katılıyorum efendim. Peki o zaman madem öyle, Can Bey vazgeçtim için sizin duygu düşüncenizi alalım. Vazgeçtim. Yani bir şey söylemekten vazgeçtim. Başka bir şey söylemek gerek yok. Ben diğer introsuna bayıldığım şarkı aslında da oydu. Aslında hep birlikte böyle geçecektik. Yani nakaratını bir şey yapamadım. Bir ilk baştaki kaydı hatırlıyor musunuz? Vazgeçtim hep. Evet ya. Orada Burak Kut vardı. Sonra Mark Antonio'ya bağladı. Yaşandı bitti saygısızca. Yani evet. O şarkının verse'ü vardı bende. Hani işte garip ama zaman düşündüğüm gibi geçmiyor. İşte odamda yaş tütün var, abi beni iç diyor falan gibisinden. Onu hep birlikte böyle jamming yaptık üzerine yani. Sonra biz bir tane gitarla işte böyle duman gibi bir nakaratı olsun falan istedik Birkan'la. Sonra Nova beğenmedi ama biz işte biz direttik. O kabul görmedi. Böyle kimse karar vermedi ama o sayıldı falan gibi bir şey oldu. Ve şarkı şu an hani şehrin dışlarından daha çok dinleniyor mesela, öyle bir garip bir şey var. Yani bilmiyorum nasıl oluyor bu işler. Tamamen
bir araya getirdiğimiz parçalardan oluşan, benim için hani özel bir şeyi anlattığım bir şarkı değil de güzel sözleri, hani güzel kelime öbeklerini bir araya getirdiğim bir şeydi. Birkan'la birlikte nakaratı yaptık falan. Sonra ne yaptık? Başka ne yaptık? İşte Sedef'in melodisi var, değil mi? Aynen, Sedef'in melodisiyle giriyor. Sedef sen aynen, anlatsana aynen. O kısmı ya. Sedef aynen, o orada anlatacağım bir şeyler var senin eğer anlatmak istersen. Can Ozan birazcık bu yeni popüler o hafif rahatsız edici ama böyle merak da uyandıran garip melodilere biraz sarmıştı. Dolayısıyla o melodi hoşlarına gitti bir şekilde ve ben öyle takılıyordum yani falan yaptılar ve... Şarkının sonunda kullan, sonu için aslında yapmıştın değil mi sen onu ama biz... Evet, aslında sonu için biz, yapmıştık. Wow, bu melodi ne böyle? Çok iyi, hatta bununla başlasın, harika bu falan olduk böyle. Evet. O sırada Sedef yoktu ama yatmıştı. Gece 3 gibi falan biz buna karar vermiştik. Hani yarın da Sedef'e sorarız diye. Sedef yok ortada. Uyan uyan uyan. Sabah geldiğinde Sedef yaptığı sonunda uydurduğu melodinin şarkının ana elementi olduğunu gördü. Ertesi sabah haber oldu bundan. Ona biz Spotify'a yüklemiştik bile. Versiyon 2 olur. Yapacak bir şey yok. Aynen. Peki Zehir'e geçersek Sedef Hanım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu şarkı hakkında? Vay. Zehir, aslında şarkı yani albümün soundunun en dışında kalan, o yüzden de biraz ilk başta biçimi konusunda benim kişisel olarak biraz tereddüt yaşadığım bir şarkıydı. Çünkü oldukça cap canlı, elektronik sound eden bir albüme böyle akustik bir şarkı koymak nasıl bir denkleme götürür. Tam emin olamadım. Ama sonra bu çeşitlilik fikri de hoşumuza gitti. Bu şarkı da yine yarım bir şarkıydı. Akustik bir şekilde çalmıştım. Arkadaşlarım şarkıyı çok sevdiler. Ama eksikti ve beraber bir kısmını tamamlamamız gerekiyordu sözlerin. Yani şarkı sadece bir fikirdi aslında. Birkaç gün bunun üzerine çalıştığımızı, uzun uzun bunu gitarla çalıp akşamları böyle hafif de sarhoşken söyleyip bir şey bulmaya çalıştığımızı falan hatırlıyorum. Sonunda o eksik olan kısmı da Birkan tamamladı. Ve çok güzel bir şekilde, yani şöyle güzel oldu. Ortak bir şey gibi, yani çok kişisel hislerimle yazdığım bir şey çok ortak hislere dönüşünce çok hoşuma gitti. O da öyle akustik bir şarkı oldu. Ben toksik bir ilişkiyi anlattığını düşünüp mesela onun üzerine böyle bası falan mesela onun üzerine kurgulamak istemiştim aslında onu duyduğum zaman. Hani en sonda bir cozurda attığımız bir yer vardı ya, orası çok böyle gotik, epik tınlayan bir yer mesela. Hı-hı. Orada o dark havayı verdiğimizi düşünüyorum, evet, yani. Evet, evet. Şarkıyı beraber çok güzel bir noktaya getirdik. Yani bu çok güzel bir ruhu oldu bence. Bence de. Ve gerçekten orijinal bir şarkı yani. Öyle bir şarkı yoktur. Ya bence... Hani yani akustik başlıyor. Bu arada akoru da değiştirdik. Gitarın akorunu evet, değiştirdik. Evet, aynen. Akor düzeni iki farklı akustik yani, gitar var. Şey İkisi de farklı hani akort edilmiş şeyler, farklı tünelde iki akustik gitar var. Cano ile biz çalıyoruz. Ben çok uzun süre söz bulmamız gerektiğini ve albüme koymamız gerektiğini düşündüğüm için ben çok çok çalıp söyledim yanına nakaratı. Bir de böyle o kadar iyi ki bence şarkı sözleri. Bence yani yeni söz evet. Yazamadım. Uzun süre. Çünkü bir yer yazmak, bir verse yazmak gerekiyordu. Sonra işte ne yapsak, ne etsek falan derken hani ben de normalde bir şey üretirken yalnız olmak, yani herkes de öyle ama. Travel buradan geliyor demek ki. Yani canım, özellikle şey söz. Yani ya söz yazarken falan en azından böyle hani öyle değil. O yüzden böyle birazcık daha böyle aynı odadayız ama en azından biraz daha farklı bir köşeye çekilip bir şey bulup sunmak istiyordum bir an önce. Ondan sonra da böyle yaptığım gibi oldu. Bir gelsenize falan derken o Sedef'in anlattıklarını
desteklediğini söyleyince çok sevindim. Ve o şarkıyı albüme koyduğumuz için zaten finalini de çok iyi bir hale getirdiler. Ben final noktasında sanırım son günlerde olduğu için çok yoktum da farklı bir atmosfer kazandı şarkı. Çok iyi oldu yani. Ve o akustik tınının sonra Nova'nın da sound'uyla birleşip böyle coşması da... Evet, bayağı... O tam mesela en böyle film müziği olabilecek o gibi geliyor bana albümde. Tam böyle soundtrack olabilecek bir şey gibi yani. Bir filmin bir sahnesine bayağı gidecek bir şey gibi geliyor bana. Aslında plan şeydi, tamamen akustik bırakmak gibiydi. Sonra... Dayanamadık. Ya evet, hani böyle o hikayenin gitgide büyüyerek daha da içinden çıkılmaz bir şeye dönüşmesi, böyle... Ya synth bassların girmesi iyi oldu bence. İyi oldu, bence de iyi ve oldu. Ve yine tam olarak da o final noktasından albümün ortak sound'una bağlanıyor şarkı. Peki o halde bize göre değil. Bize göre değil de yarım parçalardan bir tanesiydi. Ama hiç yok gibi bir şeydi bende. Yani o sıralar yeni üzerinde çalışmaya başladığım bir parçaydı. Çıkış noktası da şuydu. Eve gitmeden hemen önce Birkan bir ara bana, ya biz acaba başka bir yere mi taşınsak, Bodrum'a mı taşınsak falan gibi böyle bir sormuştu. Hani onun üzerine sohbet ediyoruz falan. Hani bu şehrin avantajları, dezavantajları, eminim sen de hani bir sürü arkadaşını, dostunla konuşuyorsundur. Hani hepimizin böyle bir kaçma hayali var ya, böyle onun üzerine bir şey aslında, ama hani kaçarsan her şey çok güzel olacak gibi bir yerden değil de, yani bu şehir, bu hayat, bu sıkışmışlık bize göre değil. Bu şehir hani birazcık daha derisi kalın olanların rahatça var olabildiği bir şehir. Bize göre değil gibi bir böyle hafif buruk bir yerden çıkıyor yani. Aslında Birkan'ın ağzından kendimce yazıyorum ama kendi duygularımı anlatıyorum tabii o şarkıda yani. Onun da sözleri için çok uğraştık. Sedef'le beraber yazdık baş kısımlarını. İşte bir nakaratı vardı. Hani ben halihazırda Sabancı'ya geldiğimde diye hatırlıyorum. Onun haricinde o en başındaki kısımları Sedef'le yazdık diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Evet. Hep beraber yazdık aslında. Yani o satırlarda bir Birkan, bir Cano, bir Nova, hepimiz böyle tık 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 şey oldu. Hepimiz bir sürü şey denedik. Evet. Ve aralardan böyle yapboz birleştirir gibi bir hikaye. Bir proje. Bir Ableton projesinde bir bokluk olmuştu orada bir. Sesler kayboldu falan. Evet, bayağı bir kısmı baştan yapmak zorunda kalmıştık. Bayağı sıkıntılıydı. İşte buradan Apple'a lütfen bize bilgisayar verin. Evet, yani 21 günde yani 8 şarkı yaptık. Değil. Aynen. 2015 MacBook Pro'yla zor oluyor. Yine de harikalar yaratmışsınız. Yani ben mesela şu an anlattıkça fark ediyorum ki aslında bayağı bir şarkı. Hani herkesin solosunu söylediği başka şarkılar olsa da bayağı bir şarkıyı beraber yaptığımız için aslında öyle. Teşekkür ederim. Ve çok fazla heyecanlandık. Yani ben şu an şarkılar üzerinde konuşurken hep o bir şey bulmanın heyecanını, ne kadar fazla yaşadığımızı falan hatırlıyorum. Evet. Ben bu arada bize göre değil'i dinlediğimde Euphoria diye bir dizi var. Bilmiyorum izlediniz mi? Lofas diye bir şarkısı var. Yani herhalde onun team şarkısı gibi. Evet. Bir şekilde aklıma hep o oradaki görüntüler falan da geldi. Belli ki bir benzer beat herhalde alıyorum muhtemelen. Ya koro kısımları benziyor. Ben de o diziyi çok severek izledim. Ben de severek izledim. Aslında her şarkıda böyle ta dinozorlardan beri kullandığım bir koro sound'u var benim. Gene o var altında ama bu sefer ona benziyor. Yani şarkı beni o yüzden de çok etkiledi gerçekten de. Ben de sevmiştim. Labyrinth'in soundtrackleri zaten Grammy falan aldı herhalde onun orada. Çok iyi ya. Ya o şey gibi, o koroyu da bilerek şey gibi aslında ben hayal etmiştim. Hani şehirdeki mutsuz ruhlar gibi yani. Hani hep beraber acı çeken gibi. Hani hikayesini destekliyor gibi hissetmiştim yani. Nefis olmuş. Elinize sağlık. Biraz çığlık çığlık gibi de ya böyle. Aynen öyle. Evet. Falan da. Bir de aslında sen... aslında sen klasik gitarla çalıp... Evet. Beste aslında Besteyi öyle yapmıştı aslında. O da Nova Norda için ilginç bir
örnek olabilir. O şarkının orijinaline şarkının sonunda bir ağıt var ama şey hani gitarla. Evet. Evet, oradaki gitarı da ben çok seviyorum ya. Hüzünlü aynen, böyle. Birkan'ın gitarları aynen, bayağı. Birkan'ın gitarları. Gitar dokunuşları ya. Duygu kattı yani. Gitarı eline alıyor ve tak diye yapıştırıyor. İkinci bir kez denememize bile gerek kalmıyor. Tak yani, diye çok güzel bir şey yapıştırıyor, evet. Koyuyor. İnanılmaz. Evet. Ve tabii kapanışı da Birkan Bey'in şarkısıyla olacak elbet. Ben yani bu albüm nasıl kapanır diye düşünüyordum. Hep son şarkılar bana bir özel gelir herhalde, size de geliyordur. Her şeyden biraz aynen. Var bence ama şarkı böyle hissettirdiği şey de bana çok pozitif ve iyi geldi. Benden çok Birkan alsın. Ben niye anlatıyorsam. Sanki ben yaptım. Evet, aslında benim yaptığım herhalde nadir umutlu ve ümit vaat eden şarkılardan bir tanesi. Zaten yine umutsuz başlayıp sonra hayır böyle bir şey olmayacak diyor. O da böyle eve girmeden yakın bir süre önce üzerine başlamıştım çalışmaya. Sonra ufak ufak oturmuştu. Son şarkıyı bilerek ilk herhalde hangi şarkının son olacağı belliydi albümde. Bu şarkı son şarkı yaparız demiştik diye hatırlıyorum. Hani umutlu ve ümitli bitsin diye. Zaten orada kuş sesleriyle falan açılıyor şarkı, orada kaydettiğimiz. İşte bu şarkıda herkes evin bir yerine dağıldı, koro yaptık, işte elimizdeki tüm materyalleri ekledik. Ben dinlediğimde enerjik ve mutlu bir hissiyatta oluyorum. Bu kadar. Bence de duygusu çok kuvvetli, evet. Bir parça oldu. Yani sözlerinin çok hakkını veren bir altyapısı oldu bence parçanın. De. Hissi var yani, kuvvetli. Peki yani aslında ikinci klip neye geleceğini bilmiyorum ama şimdiden söyleyebilir misiniz bilmiyorum. İki tane kliple alakalı bir yorum okudum. İlki Bir Yol Bulduğuma çekildiği için şimdiden ikinci klipte belli mi, yoksa biraz dinleyicilerin nerede kaynadığını mı görmeye çalışıyorsunuz? Yok, belli. Gizlendi mi yoksa? Belli ama söylemeyebiliriz mesela. Gizlendi kalsın, evet, ya. Evet, kalsın aynen. Orada. İyi, biraz beklemekte zarar olmaz, haklısınız. Madem tabii. Bilinmiyor. Aynen. Peki yani aslında 21 gün bir aradasınız ya, demin asker koğuş falan geyiği yapmıştım. Aklınızda kalan böyle yani demin bir sürü konuşunca aslında ben siz dördünüz kendi aranızda konuşuyor gibi olduğunuz için o şarkılarla tekrar oraya gittiniz geldiniz gibi olduğu an çok fazla gözlemledim buradan. Aklınızda kalan bu 21 güne dair şarkılardan da bağımsız. Ya şu an inanılmaz ya. Şöyle bir şey oldu. İşte Can'ı korkuttuk. Nova oradan çıktı. O ona bir şey yaptı. Neyse yani. Böyle aklınızda kalan komik bir şey var mı? Ben mesela korkutmak çok isterdim bunu. Gibi hissediyorum. Aynı evde olsa ama öyle eğlenceli anlarınız oldu mu bilmiyorum tabii. Biz şey yaptık da Universal'dan şarkıları dinlemeye geldik. Ya bu inanılmaz. İnanılmaz. Bir şey geldi. Ve biz bir tane onları kandırmak için saçma sapan bir şarkı yaptık. Ama bu kadar kötü bir şarkı olamaz bu gitmek. Yani... Yani doğaçlama... ya nasıl anlatacağım da bilmiyorum. Ya işte... O şarkıyı Deluxe yayınlamadı. Albüm Deluxe Edition'da bonus track olarak geyik versiyonu olacağız. Parçanın ismi Gerçekler'di. Evet. İsminden anlaşılabileceği gibi süper sanatsal ve gerçek üstücülük üzerine bir gerçekler şarkıydı. Ne? Evet, aynen. Ve biz ya bunu bence hakkıyla anlatmalıyız. Gerçekten anlatırken yaşayıp tekrar gülüyorum yani. İfade şimdi ertesi gün yani yarın sabah gelecekler Universal'dan 2 ya da 3 işte orada hani görevli ve menajerlerimiz de gelecek. Biz dedik ki abi şaka yapalım. Herkes elinde bir şey aldı. İşte kimisinde klavye, kimisinde mikrofon falan. Dünyanın en saçma, en uyumsuz, metronomsuz, ne oldu belli olmayan bir şey yaptı. Abi gerçekler çok çirkin. Çok çirkin gelen bir şey. Üzerinde konuşmalar var. Saçma sapan efektler falan var. Evet. Gerçekler. Evet yani çağdaş sanat. Aynen. Çok fazla yalanlar çağdaş sanat. Falan böyle çok kötü yani. Aşırı kötü yani. Hani ve hani başta öyle bir başlıyor ki hemen de anlaşılmıyor uydurma çok kötü bir şarkı olduğu. Giderek böyle iniyor. Hemen anlaşılmıyor. Aynen ama sonra.
Bir dandiklik de var yani. Şarkıların ruh sağlığı zamanla böyle hızlıca bozulmaya evet. başlıyor. Ya şu an geldiler. Baktım var mı diye de benim bu bilgisayarda yok olsa. Yok. Ah be, tüh keşke. Geldiler olsaydı. Güzel güzel kuru pastalar alınmış işte. Güzel gülüyor. Alınmış herkes falan biz çay demledik. Tabii kahve yaptık falan. Bir de böyle kaçıncı gündü hani yarısını geçmiştik artık yani bir şeyler şekillendi noktasındayız yani. Evet. Nereye gittiği belli noktası. Bu arada dünya tatlısı insanlar ya hani kırmak da istemiyoruz bir yandan ama şakayı da hakkıyla yapmak aynen. çok istiyoruz yani. Ya neyse işte hadi dinleyelim falan. Bir de herkeste maske var tabii. Ama biz dedik ki bunu sunmamız lazım. Yani Nova dedi ki ben hallederim. Önce geçti bilgisayar karşısında dedik işte biz bu eve geldik bir şeyler denedik. Kendimizce işte çok iyi hissediyoruz kendimiz geldiğimiz noktadan çok mutluyuz falan. Deneysel bir şeyler de yaptık. Onları da söylüyor arada böyle. Hazırlıyor böyle altını. İşte albüm yapmanın güzelliği de deneysel bir şeyler yapabilmek değil midir ki falan da böyle. Yavaş yavaş böyle. Ama gerçekten böyle kurbanlık koyun gibi bilgisayarın karşısında oturuyorlar. Can Şener ve iki hanımefendi Universal'da. Ben artık zaten kaçtım yani çünkü hani kahkaha atacağım ve her şeyi bozacağım. Hani ben çok dayanamadım. Saklandım. Çok belli. Ya onu dayanamazdım hani. Her şey hani bir yerde böyle duruyor onu dayanamazdım yani. Herkes dağıldı böyle. Cano bir yerde, Sedef bir yerde falan. Nova da zaten başlattı tuşuna bastı çıktı oradan. Aynen. Herkes ha, böyle bir yere izliyorlar. Kaçtı. Herkes kahkaha atıyor. Ya inanılmaz. Ben altımı azıcık kaçırdım. Ya bunu keşke çekmiş olsanız. Umarım çekmişsinizdir ama bir an olarak kalmıştır. Var. Tabii çekildi. Abi suratlar böyle yavaş yavaş işte böyle bir soru anlamsız birbirine bakmalar kafada. Bir şey de... Bu ne? Evet. Ya evet bir şey de yani diyemiyorlar. Şey yani diyor. Kötü de diyemiyor. Çok fena böyle başladı sonra artık böyle biz artık rahatladık. Sonra biz böyle dans etmeye başladık kendi aramızda. Böyle çok güzelmiş her şey çok iyi gidiyor ve çok mutluyuz. Ne güzel bir şey yapmışız ya falan diye böyle biz kendimiz oynayalım. İyice böyle abarttık. Bu arada artık çoktan şarkının uydurma bir şey olduğu anlaşılmıştı artık o noktada. Ve onu anladıktan sonra onlar da gülmeye başladılar yani. Ama başta hani bir dakika, bir buçuk dakika bir tereddüt yaşandı. Terlenmiştir ya, kesin terlenmiştir yani. Ondan sonra onlar da şey diyor ya, biz de bunu şirkettekilere yapabilir miyiz? Bize yollasanız onu. Fikri de ya çok eğlendik ya, o gün çok komikti. En komik anı herhalde buydu. Peki Aza tabii yani... Bir hırsız polis. Yani bir hırsız polis oynamışsın evet, galiba. Novanın orada kimin blöf, kimin gerçekçi olduğuna dair bir küçük kinaye lafı var ama oradan tabii kimin ne olduğunu anlayamadım ben işin doğrusu. Bantmak'taki söyleşiyi okudum da. Neydi? Hırsız... Ne zaman dedin? Yani hırsız polis oynarken kim daha gerçekçi, kim daha iyi yalan söylüyor mu? Yani öyle bir şey okudum söyleşide. Sanki yani dördünüzden birisi daha iyi oynuyor, birisi oynamıyor. Neyse. Açık ara en iyi oynayan Birkan oyunu. Ben Birkan hemen anlıyordum ki. İşte o da Nova yüzünden oynayamıyorum ki. Daha bir bakıyoruz, H yazıyor. Bakıyorum ben, gözler açılıyor Birkan hırsız bu arada, ona geçelim. Evet, ama yanlış da buldum bir süre. Evet, mücadele ettik. Ama bu konuda da en talihsiz bizi orada çeken sevgili Leon'un oyunun ilk defa oynaması ve 14 el falan 14 el falan oynadık. 11'inde hırsız evet. çıkması. Evet. Büyük bir eğitim olmuş oyun. Çok ilginçti hani artık. Bir 10 tanesinde falan üst üste zaten. Evet ya, üst üste 7 kere hırsız çıktı ben. Artık yok artık. 7 kere üst üste hırsız geldi. Şu anda da olamaz. Herif oyun oynamayı öyle öğrendi yani. Ya çok eğlendik ya. Çok güzeldi. Bence bu röportajdan sonra biz aramızda bir küçük tekrar plan yapalım. Gaza peki bu albümü canlı çalma şansınız bilmiyorum. Tabii bu koşullar nasıl ama herhalde bir planınız var diye tahmin ediyorum. Siz dördünüzü bir arada görüp bu şarkıları canlı veyahut da işte neyse hani bir arada söylediğinizi görmek ben dinleyici olarak çok istiyorum tabii ama sizin de öyle bir hayal plan bir şeyler var mı? En azından bununla alakalı aklınızda bir şey. Evden çıkmadan önce evin bahçesinde canlı kaydettik bütün parçaları. Daha yayınlamadık da onu bir tamam, ara süper. Herhalde yayınlarız YouTube'da. Ama bir şey var, bir söylenti var ya böyle bir canlı... Bakalım neler olacak. Yani... Bu albüme bir şey evet. hak ediyor tabii canım. Yani bence de sizin... Vallahi ya çok bunun güzel olur. Bunun bir şey yapmanız galiba artık lazım gibi hissediyorum ben de. Ya artık biz daha ne yapacaksınız? Yani artık eğer konseri de biz ayarlayıp konseri de biz verirsek buradan tabii bence mesaj yerine gitti buradan. Artık birilerinin bir şey yapması lazım. Her şeyi bizden beklemeyin. Bir gün girmiş yani. Yapmışlar daha ne artık. Evet. Bunu mesaj alınıyor. Daha ne olsun? Kime?
Yani aslında röportaj güzel bir yere kapatmak istiyorum ama hepinizin de bundan sonraki dönemde işte Birkan Nova'nın 14 Şubat'ta şarkısı çıkacak biliyorum. Birkan'ın zaten bir sürü şarkısı planlandığını az çok takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Sedef'in ve Nova'nın bilmiyorum albüm ve single'larla alakalı önümüzdeki dönemde var mı planlarınız? Can zaten sürekli bir şeyler yayınlıyor. En çalışkanınızdan bir tanesi bence de o. Yani önümüzdeki dönemde neler olacağını dair bir ufak ufak isterseniz. Can senle başlayalım. Hani onunla kapatayım en azından isterseniz. Elektro gitar ve davul bol rock sound'u olan bir albüm geliyor benden. Mart. Adam şarkı değil albümle Mart geliyor. İnanılmaz gerçekten. Ya bayağıdır zaten dönen şarkılardı. Erekli'ye gittik, kaydettik işte. Mix'i bayağı uzadı. Tekrar tekrar hatta dönüp mix'ten sonra verse'ü değiştirdim. Tekrar şarkıyı kaydettik falan. Bayağı uzadı iş. Ama güzel oldu bence. Bayağı benim çok içime siniyor yani şu an. Evet, smart güzel gelecek çok demek güzel. Ki. Yes. Sedef Hanım sizde neler var? Benim de yaptığım bazı şarkılar var. Bir tanesi Şubat'ta çıkacak. Peki Nova Hanım ve Birkan Bey isterseniz hanginiz önce başlamak isterse? Tabii ki hanımefendi. Bizim işte 14 Şubat için yaptığımız bir şarkı var. O çıkacak 12'sinde. Sonra sanırım ondan 2 hafta sonra benim bir şarkım daha çıkacak. O da böyle geçen sene pandeminin en diplerinde yazdığım çok kızgın agresif falan bir şarkı yani. Uzun süredir öyle bir, hatta hiç öyle bir şarkım da olmamıştı. Ben de onun için bayağı heyecanlıyım. İşte koşturuyoruz birazcık onun için. Altyapısını Ufuk'un yaptığı mı? Evet. Ufuk Kevser'le çalışıyorum ben ağırlıklı olarak. Orada sürpriz bir isim de var düette. Sürpriz değil ya. Koran Futacı'yla yaptık. Wow. Düet bir şekilde. Aynen. Onun da çılgın bir solosu var. Merakla bekliyoruz. Birkan Bey sizden de birazcık bir şey alalım. Sizin de programınız bayağı yoğun. Biz hem kendimize anı hem de aslında kendimize anı için öncelikle. Aynen. 14 Şubat şarkısı yaptık böyle full akustik, ıslıklı falan. Eğlenceli de oldu. Kalp ısıtan bir parça oldu. Onu yayınlayacağız. Sonra ben türkü kaydetmiştim. Burada O Saint Moda Kilisesi'nde hem çektik onları. Hem de hem sesleri dijitallerde yayınlanacak hem de görüntüler de YouTube'da yayınlanacak. Bir de bir şarkı daha var işte Sevda diye bir şarkı var. Onu da kaydettik, tüm işlemleri bitti. O da Nisan'da yayınlanacak. Şimdilik en yakınlar bunlar. Daha neler olsun zaten dev bir 8 şarkılık albümümüz var. Arkasında durmadan geliyor. İyi ki geldiniz, konuk oldunuz. Çok mutlu oldum. Yani ben ya, böyle daha çok konuşmak istiyorum ama izleyici de baymayayım. Sabaha kadar konuşurum ben ama. İnşallah bundan sonra daha böyle bir araya gelirsiniz. Bir sürü başka sanatçıyla veya beraber. Bu iş bence birçok şeyin kapısını açtığını düşünüyorum. Yani görüp de herkes, ya biz niye böyle bir şey yapmadık arkadaş diyen bir sürü sanatçının çıktığına eminim. Böyle üretimler çok çok olsun. İyi ki geldiniz, teşekkür ederim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bu arada gerçekten katıldığım en keyifli röportajlardan bir tanesi benim. Onun için de ayrıca teşekkür ederim bu özen için. Ve gerçekten. En anlamlı da diyebilirim. Dolu dolu. Evet, aynen. Evet, teşekkür ederim. Kıymetli bizim için. Teşekkür ederim. Herkes çok kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.